Selam dostlar. Bu videoda sizlerle oyuna yeni eklenen J10A Top Tier Jet'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu son güncellemede Çin ağacına iki tane Top Tier uçağımız eklendi. Bir tanesi JF-17, bir tanesi de J10A. Bu videomuzda J10A'yı inceleyeceğiz. Nasıl bir uçak, ne özellikleri var? Biraz hikayesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Uçağımızın özelliklerinde bahsetmeden önce şöyle size hemen bir ikinci silahlarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu yeni ikinci silah menüsü biraz kötü olmuş açıkçası. Çünkü her şey için aşağı yukarı kaydırmanız gerekiyor ve gördüğünüz gibi şuradaki değerler de tam gözükmüyor. Bunu umarım tekrar değiştirirler. Yani çok kişinin bunu beğeneceğini zannetmiyorum. Zaten içerik üreticilerinin bir kısmı da beğenmemiş. Uçağın hangi füzeleri var? Ona geçersek arkadaşlar. İlk başta 6 tane PL-12 Fox 3 füzelerimiz bulunuyor. Bu füzeler gerçekten tatlı ve güzel füzeler. 38G çekiyor. 80 saniye takip süresi var ve kendiliğinden radara sahip füzeler. At unut füzeler arkadaşlar. PL-8 ve PL-5 E2 füzelerimiz var. PL-8 füzelerimiz de 40G çekiyor. 20 saniye takip süresi var. Çok güzel dönebiliyor. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Burada PL-8 ve PL-5 E2 füzeleri arasında PL-5 E2 füzeleri arkadaşlar 23 saniye takibi var. Bu füzelerin patlama gücü çok yüksek. Yani ateşlediğiniz anda arkadaşlar düşman uçağa yakındaysa gidip direkt vuruyor. PL-8'den daha fazla vurucu güce sahip. PL-8 de arkadaşlar öyle bir füze. Şu iki füzeyi de kullanabilirsiniz. Yani ikisini de tercih edebilirsiniz. PL-8'in manevrası daha iyi. Bu da düşmanın arkasından ateşleyecekseniz çok daha hızlı ilerleyebilen bir füze. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onun dışında diğer özelliklerine bakacak olursak 500'lük bombaları taşıyabiliyor uçağımız. Gördüğünüz gibi 6'şar tane, pardon, 5 tane 500'lük bomba taşıyabiliyor. 250'lik 9 tane bomba taşıyabiliyor. Veyahut şöyle hedefleme podumuz bulunuyor. Bu arada diğer uçakta JF-17'deki hedefleme podu Türk yapımı bir hedefleme podu arkadaşlar. Onun videosunu da çekeceğim yakın arada. Eğer abone değilseniz kanala abone olup o videoları da bekleyebilirsiniz. Şöyle bir roketlerimiz bulunuyor. Bunlar çok mühim değil arkadaşlar. Çok bir mühimmatı yok. Biz şu şekilde oynayacağız. Ya 6 tane PL-12 alıp 2 tane PL-8 alacağız. Veyahut PL-8'in yerine bir tane PL-5 alacağım. Veyahut şöyle bombardıman seçeneklerini kullanacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Bu arada bir tane normal oyun gireceğim. Biraz da custom game'de takılacağız birlikte. Hemen normal oyunumuza geçiş yapalım. Dostlar oyuna girdik. Kalkış yapacakken aslında videoyu başlatmıyorum normal şartlarda. Ama şurada JF-17 var. O da yeni eklenen uçak. Bakın biz o uçaktan ne kadar daha hızlı kalktık. Bu arada arkadaşlar bu oyundan fazla bir beklentiniz olmasın. Biz iki kişiyiz. Karşı tarafta da 4-5 tane bot olacak. Yani bunu oynayalım. Ondan sonra custom game'e girdiğimiz zaman gerçek oyuncularla savaşacağız. Hatta aklımda bir proje daha var. Onu da belki hayata geçiririz. Arkadaşlar bu uçakla bir F-16'yı fight attırabilirim. Belki videonun sonunda görürsünüz. Eğer video o kadar uzunsa yapabilmişimdir demektir arkadaşlar. Şimdi uçağın mühimmatlarından bahsedelim. PL-12 aldık gördüğünüz gibi 6 tane. 2 tane de PL-8 aldık. Ve şu an gördüğünüz çıkartma arkadaşlar LAVI yazıyor görüyor musunuz? Ve İsrail bayrakları var. Neden bu uçakta İsrail bayrakları var? Uçağın size kısaca hikayesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu vesileyle uçağın çıkartması falan. Arkadaşlar bu uçak 1998 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren bu uçak. Yani 1990'lı yıllarda bu uçak tasarlanmış, yapılmış, üretilmiş bir uçak. Ama biz 2006 yılında bunu öğreniyoruz arkadaşlar. Bu uçak 2006 yılında insanlara tanıtıldı. Onun dışında full gizliydi. Gizli bir uçak olarak servis edildi. Hatta 2006 yılında ortaya çıktığı zaman insanlar dedi ki acaba bu uçak çalıntı mı? Acaba bu uçak bir yerden çalındı mı? İsrail'in Lavi diye bir uçağı var. Ona da bakabilirsiniz Google'dan. Veyahut ben fotoğraflarını koyarım birazdan. Aynı o uçağa benziyor. Hatta şimdi fotoğraflarına da bakarsanız aynısı neredeyse arkadaşlar. Birebir kopyala yapıştır versiyonu. Bu uçak. O yüzden buna Lavi denmiş. Öyle bir şeyler de söyleniyor arkadaşlar. Bu uçak üretilirken o Lavi uçağından bir teknoloji transferi yapılmış olabilir diyorlar insanlar. Yani ben bunu daha mantıklı buluyorum. Gerçekten de uçak benziyor. Şimdi şurada bir F-16 var. Gördüğünüz üzere. F-16'ya bir adet PL-8 ateşleyelim. Bir de PL-12 ateşleyelim. Aynen F-16 öldü. Arkamda bir adet MiG-29 uçağı var. Bayağı yükseldi o MiG-29 da bu arada. Tamam. Arkadaşlar uçağın manevrası gerçekten çok tatlı. Bir F-16'ya benziyor. Zaten o Lavi denen uçak da F-16'ya benziyor arkadaşlar. Genel olarak. F-16'nın aslında delta kanat versiyonu bir uçak da olabilir. Bu da aynı o şekilde. Hatta arka kanadı F-16'nın birebir aynısı gibi arkadaşlar. Şimdi
TBC moduna geçelim. Şuradaki Mi-29'a sallamak istiyorum. Gökyüzündeki. Nerede acaba bu Mi-29? Uçak bakın o kadar dik ilerliyor ama hala hızlanıyor arkadaşlar. 40 dereceyle hızlanabilen bir uçak düşünün. Sağda ya. Sağda bir uçak görüyorum arkadaşlar. Heh şurada. Buna da bir adet ateşleyelim. Hatta buna iki adet ateşleyelim. Sonra yere doğru yavaş yavaş inelim. 12 kilometreden uçağı ateşlemiş bulunduk. Evet gerçek bir uçak. 9 kilometre. Vurabildik mi acaba? Evet vurduk. Su-27'ymiş arkadaşlar. Mi-29 olarak gördüğüm uçak. Gerçekten tatlı ya. Uçağın manevrası falan da muazzam. Uçağın tek sıkıntısı arkadaşlar şu flare ve chef olayı. Kim ateşledi lan bize? Arkadaşlar bir adet füze aldım ama o büyük ihtimal bizim takımın füzesiydi. Fazet Ham diye bir adam var şu an. Aha arkamda da Katsuyo diye bir eleman daha varmış. Dönelim bakalım. Mi-21'den daha iyi döneceğimizi tahmin ediyorum. Uçak tabii bayılmazsa. Şu an bayıldık. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu özelliği bahsettiğimi bilmiyorum ama uçağın... Ateşledim füzeyi. O da öldü. Tamam. Bir tek Mi-29 kaldı. O da arkamızda. O da öldü büyük ihtimal. Galiba herkes öldü arkadaşlar. Bu arkamdaki Mi-29 da öldü. Tamam güzel. 5 dakikalıkta yakıtımız kalmış. Arkadaşlar bu HMD modundan bahsedeyim. Sonra da custom game'e girelim oyundan çıkıp. Ama şimdi oyundan çıkınca da ban yemiş olacağız. Bir tane düşman uçağı kalmış. Aslında ona şöyle emri etkinleştir deyip körabı başlatabiliriz. Heh, körabı başlatalım. Nerede bakalım düşman uçağı? Tamam şuradaymış. Su-27. Güzel. Biz buna gideriz arkadaşlar. 4 dakikalık yakıtımız var. Yakıtımız da tam manasıyla yetecektir bu uçağa. Giderken. Dostlar şöyle HMD modundan bahsedeyim. HMD modunun açısı inanılmaz geniş bu uçakta. Bakın. Bitti zaten oyunda. Tamam. HMD modunun açısı inanılmaz geniş. Bu da düşmanlara çok rahat kilit atmanızı sağlıyor. Diğer uçaklardan çok daha fazla geniş arkadaşlar. Gerçekten iyi yani. Hemen custom game'e geçelim. Bu oyun bitti zaten. Custom game'de de biraz uçuralım. Birkaç bir şeyden daha bahsedeyim uçak hakkında. Sonra da videomuzu yavaştan sonlandıralım. Evet arkadaşlar custom game'e girdik. Şimdi aynı mühimmatları alıyorum. Savaşa diyorum. Bakın karşıda F-16'lar falan var. Direkt doğduk. PL-12'yi sallayacağım F-16'ya. Şurada bir A-10C'miz var. A-4 haşımız da var. Bu F-16'yı %90 vururuz arkadaşlar. Oğlum bayağı da uçak çıktı karşıya. Şu arkadaşı da bir tane daha sallayacağım. F-16 indi. Güzel. Buna da ateşledik. Şu arkadaşı da ateşleyeceğim. Çoğunu da vuracağız büyük ihtimal arkadaşlar uçakların. Ah vuramadık. J-10'u vuramadık. Tamam bir tane uçağı vurdu. A-10'lar ölümsüz arkadaşlar nedense. Şurada gördüğünüz J-10 bize ateşledi füzeyi. İnanılmaz derecede güzel gitti o füze. Öldük. Öldük ama yapacak bir şey yok artık. Ölmemiz garantiydi. Aa bu da J-10'aymış ya. Tamam bizim uçağın aynısı arkadaşlar. Ben de diyorum bu Su-27 zannettim uçağı da. Su-27 olsa öyle dönemez. Evet şimdi biraz daha savaşalım. Bakın burada bir adet daha J-10 var. Çin J-10'u aynı bizim gibi. F-16'lar var. Bu J-10'u da ateş edeceğim bu arada. Bizim uçaklarla savaşıyorlar. Güzel güzel tatlı tatlı. Ama onu vuramayacağız büyük ihtimal. Şuradaki bir A-10'u ateşleyelim. Şuradaki diğer A-10'u da ateşleyelim. Ya 8 füzesi olması inanılmaz güzel arkadaşlar. Bu arada şurada gördüğünüz A-10'ların da videosunu çekebilirim. Eğer isterseniz. A-10'lar da gerçekten tatlı ve güzel uçaklar olarak oyuna eklenmiş. Tamam şuradan J-10'ları da ateşleyelim. Yani bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz nasıl oynanıyor, nasıl ediliyor. Bu uçak bana doğru dönecek birazdan. İzleyin görün. Oy. Oradan bana bir füze geliyor. A-10'un füzesi beni vuracak mı acaba? Umarım vurmaz. Çok fazla füze attı. Tamam bu J-10'a da bir ateşleyelim. Neyse A-10 bizi vuramadı arkadaşlar. Zaten yani A-10 inanılmaz iyi olsa da max ne olabilir ki? Evet biz bir adet daha J-10'umuzu avladık. Biz de öldük bu arada. JF-17 vurdu. Ha, JF-17'yi de gösterelim arkadaşlar. Eğer istiyorsanız bu uçağın da videosunu çekebilirim. Yorumlara yazın.
JF-17 istiyorsanız JF-17'yi de aynı bu şekilde custom game'de değerlendirebiliriz. Sadece ısı güdümlü füzeleri de kullanabiliriz arkadaşlar. Gidip şuradaki JF-17'ye salça olacağım. Neden JF-17? Çünkü canım buna salça olmak istiyor. Uçağın kokpitini de göstermek istiyorum size. Arkadaşlar uçağın kokpiti de şu şekilde. Gerçekten tatlı bir joystick var. Tatlı bir gaz kolu var. Her şeyi çok güzel. Yani bir komplike uçak ama içi inanılmaz dar. Tasarım olarak bayağı dar bir uçak, dar bir tasarım tercih etmişler. Ya burada bir yatak J10 var. Solda JF var. Yine yeniden. Gördüğünüz gibi şu J10'a gidip saldıralım. Uçağı arkadaşlar siz biraz inceleyin. Yani sadece benim dediklerimle kalmasın bu. Siz de inceleyin. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Aslında uçak füze vuramadı füze. Buradaki J10'u. Bakın HMD modu bayağı üst düzey kilit atabilecek seviyede. Patladı. Biz vurmadık ama patladı uçakta. JF-17 bu arada yok oldu. Uçağın içi öyle. Arka tarafta kanatları yok. Tek eksi yönü o. Yani o da F-16'dan farklı olarak. Bir de arkadaşlar şöyle O tuşuna basalım. Motora bakın. Nerelerde ne özellikler var. Topu da sol alt tarafta. Gördüğünüz üzere. O da bir tık bence kötü bir özellik. Sol alt tarafta olmasa daha güzel olabilirmiş. Çünkü ateşlediğimiz zaman ortaya gitmiyor arkadaşlar. Şuna da bir ateşleyelim. Galiba kendi adamımızı vurduk. Evet kendi adamımızı vurduk ama buradaki J10'u da vurduk. Özür dileyelim bizim adamdan. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi uçak bu şekilde. Şöyle de ateşleyebiliyor. Temel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Aslında burada birçok uçakla da fight atmış bulunduk. Şimdi buradan karşıdan bana füze geliyor. Evet daha çarptırdık füzeyi. Güzel. Füzeden çok güzel kaçtık bu arada. Şöyle HMD moduna geçelim. Derken bizim adam da bizi vurdu. Neyse arkadaşlar videonun kısası makbuldür. Aslında burada oynamak çok zevkli biliyor musunuz? Adamlarla sürekli çarpışıyorsunuz, savaşıyorsunuz. Hangara dönelim. Dediğim gibi uçak aslında İsrail ağacına gelebilecek bir uçak olurken direkt Çin ağacına geldi. Tabi bu işin şakası arkadaşlar. Çin şu anda bu uçağı aktif olarak kullanıyor. Uçağın C ve D versiyonları da var. Onlarda daha farklı füzeler, daha farklı varyasyonlar kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi biraz da Eurofighter Typhoon'a benziyor uçağımız. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Özellikle aboneyseniz kanala arkadaşlar. Yorum ve like'larınız benim için çok değerli. Çünkü videoyu 2000-3000 kişi izliyor. Bazen 4000-5000 kişi izliyor. Ama bakıyorum 100-200 yorum var. Bu ne kadar fazla olursa o kadar izlenme sayısı artacak arkadaşlar. Siz bana önerilerinizi gösterin. Önerilerinizi gösterin. Pardon yanlış söyledim. Desteklerinizi gösterin. Ayrıca bir şey soracak olursunuz. Bir aklınıza bir şey takılır. Benle iletişime geçmek isterseniz oraya yazın. Yani başka insanlarla da iletişime geçmek isterseniz orayı kullanın arkadaşlar. Benim için de içerik babından daha iyi oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın. Diğer uçağın videosu da yarın gelecek. Takipte kalın.